16 Mart 1920 İngilizlerin Meclis-i Mebusan'ı basması. 16 Mart 1920 günü sabah 5.45 sularında İngiliz askerleri araca bindirilmiş iki birlik halinde Beyazıt direkler arasında bulunan Şehzadebaşı 10. Kafkas tümenine bağlı Karargah Birliği Karakolu'na geldiler. Askerlerin uyuduğu koğuşa giren İngiliz askerleri Karargah bölüğü erlerinden 5'ini ateş açarak öldürdü, 10'unu yaraladı. İstanbul'da bir terör ve baskı politikası izleyen İngilizler son olarak meclisi basarak milletvekillerinin bir kısmını tutuklayıp bir kısmını sürgüne gönderdiler. İtilaf devletlerinin zabitleri 16 Mart 1920'de Londra'nın talimatı üzerine Meclis-i Mebusan'ı bastılar. Albay Kara Vasif Bey ve Rauf Bey İngiliz askerleri tarafından tutuklanıp Malta Adası'na sürgüne gönderildiler. Halikarnas balıkçısı lakaplı Cevat Şakir Kabaağaçlı o kasvetli günleri şöyle anlatıyor. Kasvetli bir günün şafağında yabancı kuvvetler bir karakolda yatmakta olan silahsız günahsız askerleri uykularında süngüleyerek öldürdü. Şehre adeta bir kabus havası çöktü. Taş kışlayı işgal eden yabancı kuvvetler yokuştan çıkanları vuruyor ve sonra koşup soyuyorlardı. Sonraki dönemin dahiliye nazırlarından Hilmi Uran bu tarihi baskın olayını şöyle yorumluyor. Nihayet işgal kuvvetlerinin tasallut planı meclise kadar uzandı ve meclise gelip isimlerini verdikleri birkaç mebusu alıp götürmek istediler. Bunların arasında Rauf Orbay da vardı. Rauf Bey o sıralarda Ankara'da kalan Mustafa Kemal Paşa'nın meclisteki mümessillerinden biriydi. Rauf Bey'e arkadaşları tarafından kaçması teklif edilmişti. Herhalde kaçabilirdi de. Fakat kaçmadı ve kaç teklifini yapan arkadaşlarına hatırımda iyice kalmış olduğuna göre ben şimdiye kadar düşmandan kaçmadım cevabını verdi. Aşağıya indi. Teslim oldu, götürdüler. Meclis-i Mebusan bu olaylar üzerine fiili işgal, hukuki işgal haline de dönüşmüştür. Özgürce tartışma ve karar alma imkanı kalmamıştır. Bu sebeple çalışmalarımıza ara veriyoruz kararı verdi.